Arkadaşlar logomuz şekillenmeye başladı. Gördüğünüz gibi. Şimdi Ctrl G dedik, gruplandırdık logoyu. Şimdi arkadaşlar çok ince ayrıntılar var, ipuçları var. Bunları kesinlikle kaçırmayın. Az önce size demiş olduğum gibi Ctrl G bir gruptur. Grup yapar logoyu ya da parçalı bir işlevi. Demiştim size hızlı olmanız önemli diye. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Ctrl G Shift'e basılı tutup çerçeveye tıkladığımızda, C'ye bastığımızda bir nesneyi, logoyu ya da yazıyı Corel otomatik ortalıyor arkadaşlar. Tekrar tarif ediyorum. Geri aldım. Şu şekilde logoyu seçiyorsunuz. Arkadaşlar Shift'e basıp çerçeveyi de seçiyorsunuz ve C'ye basıyorsunuz. Bu bir ipucudur arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ortaladı. Şu şekilde Ctrl G yapıp Shift'e basıp C'ye bastığımızda da bu şekilde ortalar. Görmüş olduğunuz gibi iki yazımız ve logomuzu da ortalamış olduk. Şimdi demiştik adres kısmı var diye arkadaşlar. Genelde sosyal medya hesapları diyelim. Mesela sosyal medya hesapları ekliyoruz arkadaşlar. Onu da şöyle yapacağız. Şuradan hemen bir vektörel çizim çağıracağız. Arkadaşlar ince ayrıntıları kaçırmayın. Bakın burada ben size ipuçları veriyorum aynı zamanda. Şimdi şuradan bir logomuz çağıracağız arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarının logosunu vektörel bir şekilde şunların sosyal medya araçları. Arkadaşlar hepsinin vektörel çizimi burada var. Geldi. Ama gördüğünüz gibi gruplu bir şekilde geldi arkadaşlar. Şimdi sadece benim bu WhatsApp ya da Instagram logosunu alabilmem için buradan obje deyip grup deyip ungroup ol dememiz gerekiyor. Ve şuradan tekrar yani logoyu aldıracak kadar bölmemiz lazım. Şu şekilde. Yine bunlar konvert edildiği için arkadaşlar birleşik birbirine. Bakın gördünüz değil mi? Grup Ctrl G diyorum. Ve Ctrl G P dersem de otomatik sayfanın ortasına atar. Küçültüyorum arkadaşlar şu şekilde. Bakın. Artık sosyal medya hesapları da kullanıldığı için kart listimizi şu şekilde yapalım. Şu şekilde. Evet. Şu şekilde bir kopya yapıyorum hemen. Ve sosyal medya hesabıma yazıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi bakın arkadaşlar yazımızı yazdık. Şimdi bu yazı ile şu Instagram logosunu eşitlemem gerekiyor. Bir de bunun puntosu çok yüksek. Onu bir 10 punto yapıyorum. Shift'e basarak Instagram logosunu seçiyorum arkadaşlar. Bir grup yapalım. Evet. Şimdi yazıyı seçtim. Shift'e bastım. Instagram logosunu seçtim ve C'ye bastım. Gördüğünüz gibi ortaladı. Şu şekilde. Şimdi Facebook logosunu alayım arkadaşlar. Şu şekilde. Bir de WhatsApp alalım. Grup, ungroup oldu. Arkadaşlar bunlar baskıya gidecek gibi konvertlenmiş. Onu da ileriki derslerimde size anlatacağım. O da baskıya gönderirken fontlar ya da nesnelerin bozulmaması için konvertleniyor. Bakın bunları istediğiniz kadar arkadaşlar vektörel bir çizim olduğu için büyütebilirsiniz. Hiçbir şekilde bozulmaz. Resim değil bunlar. Bunlar vektörel çizim. Yani Corel'de, matbaada çok yararlı bir şey. Çok faydasını göreceksiniz bunların. Bunları ipuçları arkadaşlar. Şimdi tabi görsellik, boyut da çok önemli tasarımda. Bir tasarımda boyut da çok önemli arkadaşlar. Hızlı hızlı hepsini yetiştirmeye çalışıyorum bir program içinde. Şöyle yapayım. Bakın şu şekilde boyutlandırabiliriz. Şöyle, evet. Yaklaşıyoruz. Birebir aynısı olsun. Şu şekilde. Ve bu tam ortada olması lazım. Şöyle çifte basıp C'ye basıyorum ve şurada da arkadaşlar E'ye basarsanız hemen yanına alır. Bu 9 puntu da olabilir arkadaşlar. Bir de ince bir yazı olsun. 9 puntu ince bir yazı olsun. Evet. Bu şekilde. Facebook hesabı. WhatsApp logosunu alıyoruz. Arkadaşlar buraya adres de gelebilir. Adres de yazabilirsiniz. Bu tasarımlar sizi, hani sizin yaratıcılığınıza göre değişir. Ben genel bilgiler olarak bilgi vermeye çalışıyorum arkadaşlar size. Hani bunu siz kendinize yıllar sonra yıllarca geliştirirsiniz zaten. Şöyle yapıyorum. Ve şuraya da arkadaşlar telefon numarası işte 111 22 33 diyelim. C'ye bastım. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz şurası eşit değil. Bunları da eşitlemem gerekiyor. Onları da şöyle eşitleyebilirim. Ctrl G. Bütün nesneleri grupluyorum arkadaşlar bozulmaması için. Evet. Diyorum ki E'ye basıyorum arkadaşlar. Aynı hizayı alması için E'ye basıyorum. Aradaki mesafeyi de şu şekilde ölçebilirsiniz. Ya da şu şekilde bir çizgi kullanabilirsiniz. Logodan logoya. Bakın. Şu şekilde. Hepsini gruplayıp şu şekilde ortalayabilirsiniz. Şimdi şu yazı da biraz çirkin durdu bence. Şöyle ortalarsak gayet iyi olacak. Bu şekilde ortaladık. YouTube logosunu da ortalayalım arkadaşlar. Ve F2'ye basalım. Evet. Kartvizit bu şekildeydi arkadaşlar. Bu sizin tabii ki kendiniz geliştirmeyle alakalı. Tasarımları farklılaştırabilirsiniz. Fotoğraf ekleyebiliriz. Fotoğraf eklemeleri de göstereceğim size. Fotoğraf nasıl ekleyebiliriz? Yalnız arkadaşlar buradaki ayrıntıları, küçük ipuçlarını kaçırmayın. Dediğim gibi bir nesnenin mesela yana doğru şey yapmak için E'ye basıyorsunuz. Ortalamak için de Shift C'ye basıyorsunuz. Tam sayfanın ortasına almak için de gördüğünüz gibi yazı, mesela diyelim ki yazı böyle kaydı. Bu yazıyı ortalamak istiyorsunuz. Yazıyı seçiyorsunuz. Bir de çerçeveyi seçiyorsunuz. Ve C ve E'ye basıyorsunuz. Tam yazı, ismimiz Eren Demir YouTuber ortalandı mesela şu an. Tam kartvizin ortasında. Size dediğim gibi çerçeve çok önemli. Çerçeveyi çünkü sizi çok kullanacaksınız. Bir de baskıya gönderirken, diyelim ki matbaaya, baskıya gidecek işlem. Şurada şu şekilde 8'e 5 ölçümüz 60'a 350 yani 6'ya 3.5 yapıp, pardon, şu şekilde santimetreye çevirelim. Şu şekilde 6'ya 3,5 yapalım ki 3,5 değil, 4 yapalım. 4 yapalım. Şu şekilde. Bu yazıları da şu şekilde bu çerçevenin içine alın ki matbaada bu iş basılırken kartvizitiniz işte yazısı ya da bir şeyi kesilmesin. Rakamları. Hepsini seçip Ctrl C